San Francisco Güzel Sanatlar Müzelerinin bir parçası olan The Young Müzesi'ndeyiz. George Caleb Bingham'ın 1849 yılında yaptığı Taşra Politikacısı adında bir esere bakıyoruz. Sahne biraz kabaca bir iç mekanda tasarlanmış. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda Philadelphia ya da New York şehirlerinde bulabileceğimiz tarzda kibar bir ortam değil. O zamanlar batı olarak kabul edilen bölgedeyiz. Burası Missouri. Kahverenginin baskın tonları sıfırdan bir şey inşa etme fikrini ifade ediyor. Figürlerin ocağın etrafında bu kadar yakın bir şekilde toplanmaları bunun çok samimi bir toplantı olduğunu düşündürüyor. Neredeyse bu sohbete katılmaya davet edildiğimizi hissediyoruz. Ortadaki figür ya mekanın sahibi ya da bu insanların arasında en fazla paraya sahip olan kodaman kişi gibi duruyor. Yüzünde bir sırıtış ile piposunu üflüyor. Sağdaki adam ise politikacı olarak tanımlanıyor. Gerçekten merak ediyoruz. Bu insanlar acaba ne hakkında konuşuyorlar? Şu anki 21. yüzyıldaki siyaseti düşündüğümüzde aklımızda genellikle siyasetin uzaktan yapıldığı bir durum ve televizyonların aracılık ettiği kampanyalar canlanıyor. Fakat bu çok farklı bir dönem. Burada insanlarla tek tek konuşup onların desteğini isteyen bir politikacıyı görüyoruz. Benim için bu resme dair etkileyici olan şeylerden biri Bingham'ın kendisinin de politikada olması. Yani bu yüzden kendi kampanyalarını yürütürken temas ettiği insanlara ait yüzlere resimlerinde yer verdiğini düşünebiliriz. Ve sağ taraftaki adamın samimiyetine bakılırsa, ressam Bingham burada politikacı Bingham ile dalga geçiyor. Bingham, Amerikan devriminin ideallerine geri dönme düşüncesinin savunucusuydu. Bu ideallere göre önemli olan halkın seçim yapma gücüydü. Dolayısıyla bu yaşlı beyefendinin seçim yapabiliyor olmasının önemi kompozisyonun özü haline geliyor. Resimdeki dört kişiden en yaşlısı olan bu adamın Amerika Birleşik Devletleri ile hemen hemen aynı yaşta olması muhtemel, yaklaşık 75 yaşında olabilir. Peki bu politikacı halkı kazanmada etkili olacak mı? Bingham, Missouri eyalet meclisinde VIG partisini temsil eden bir temsilciydi. Bu resim, Missouri'de ilk defa Kongrede oylanmakta olan. Wilmot Proviso adlı öneriyle ilgili tartışmaların sürdüğü devlet politikaları açısından oldukça önemli bir dönemde sergilenmişti. Bu özellikle o zamanlar köleliğin devam ettiği Missouri gibi eyaletler için epey tartışmalı bir konuydu. Bu arada 1849'da yani iç savaştan sadece birkaç yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika'ya karşı zafer kazandığını hatırlamamız da önemli. Yani her ne kadar Amerika teknik olarak Meksika'dan toprak satın alıyor olsa da bu topraklar aslında askeri kuvvetler tarafından ele geçiriliyordu. Wilmot Proviso konusundaki tartışmada alınan kararlardan biri Bingham önergesi olarak adlandırılmıştı. Bu önerge Bingham'ın siyasi görüşlerinin daha ılımlı olduğunu gösteriyordu. O, halkın gelecek eyaletlerin kölelikten mi yoksa özgürlükten mi yana olacağı konusunda oy kullanma fırsatına sahip olmasını savunuyordu. Bu tabloda yüz yüze siyasetin bir tür yasalaşması, soldaki adam gibi bireylerin her iki tarafı da dinleyerek, düşüncelerini tartarak, Wilmot Proviso'yu temsil eden bir siyasetçiye mi oy vereceği, yoksa köle sahibi insanların tarafını mı tutacağı konusunda kendi kararlarını almasının yansıtılması olarak görülüyordu. Buradaki sohbet ve tartışma ortamı New York'a sergilenmeye gittiğinde bu kompozisyonu ülke çapında önemli kılan bir şeydi. Tablo Amerikan Sanat Birliği tarafından satın alınmıştı. Bu jan resmi denen bir tür. Yani günlük olayların sahnelendiği bir resim türü. Bu tür resimler 19. yüzyılın ortalarında Amerikan orta sınıfında giderek daha popüler bir hale gelmişti. Her ne kadar orta sınıftaki insanların bu tabloyu satın alacak gücü olmasa da bu resmin baskılarını almaya paraları yetiyordu. Bu tabloda birey olarak politik çevremizde nasıl bir rol oynadığımıza dair anlatıyı görüyoruz. Fakat konunun tüm ciddiyetine rağmen bu aynı zamanda eğlenceli, komik olması amaçlanan bir resim. Mesela resimdeki dördüncü figüre bakın. Muhtemelen hala konuşulanları dinliyor olmasına rağmen sohbete sırtını dönmüş duvarda asılı duran bazı ilanları okurken bir yandan da ateşte sırtını ısıtıyor gibi görünüyor. Duvardaki ilanlardan biri de bir sirk afişi. Bu durumda insan ister istemez Bingham'ın gösteri sanatı olan sirk ile o dönemde adeta sirke dönmüş Amerikan siyaseti arasında harika bir ilişki kurduğunu düşünüyor.